Bakın Atun'un burada olmasının sebebi de o. Farkındaysanız hep mesajlaşarak konuşuyordu ama şimdi konuşarak sizi manipüle etmeye gelmiş. Aa öyle mi? Burada, öyle mi? Yok ki. Burada bir tane mesaj atıldı şimdiye kadar. Tek bir mektup. O da kralımızın eski eşi içinde. Evet, onu da sonra, tek tek tüm ihanetleri benim babamı burada hapse soktunuz. En yakın kardeşinin kuzenini öldürdünüz. Utanmıyorsunuz. Nasıl yalanlaştırıyorsunuz? Bir olmuş oldu o mektupta. Hiç de öyle gibi bir kız çıkmadı. Size nasıl atarlanıyor? Kendi... Size nasıl kızgın? Beni dinleyin. Siz kendi donanmanıza güvenmediğiniz halde bir de donanmaya gönderdik. Alakası bile yok. Ben güvendim. Siz başından bir savunduk. Ya lütfen. Hepiniz karşıydınız. Hepiniz oradaydınız. Berk hoş geldin bu arada. Bakın. Mavililer muhalefete muhalefet ederek bizi mahvetme peşindeler. Ya oğlum. Nasıl? Nasıl bir politik gündem takip edemiyorum ben ya. Oyları bölmeye çalışıyorlar. Oyuna gelmeyin. Ülke yok olacak. Kralım, kralım. Bakın maviler yok olmalı. Artık zindana batıyorsunuz. Kanımı alıyorsunuz. Ragnarok getireceğiz bizi, diyorlar. Bizi kandırmışlar. Hadi kanıtla yalan. Bizi kandırmışlar. Mektup falan gönderdiler. Bizi kandırmışlar. Biz bunlara inandık. Yahu bize validelerimizi Fenrir'e yedirecekler. Fenrir'e. Kandırılmışız. Üzgünüm. Kralım, kralım sana sadece 30 saniye verin lütfen. Buyurun tabii buyurun. Babamı hapse soktunuz. Sıkıntı değil. Hala size sadız. Kuzenini öldürttünüz. Hiç sorun değil. Ya, oluyor eşinizi, ya. Eşinizi kilisenin önünde utandırdınız. Ha, o kadın ne yaptı peki? Ya. O kadın ne yaptı? Kiliseyi umursamıyordu arkadaşlar, ki. Arkadaşlar adama zulmetmekten başka ne yaptı? Gudubet montaj, montaj bunlar yani. Burada komplodan, başkaldırdan bahsediliyor. Burada kimin kralı koruduğu çok bellidir. Yani evet. Donanmasını bile göndermek istemeyen biri. Ne demek bu? Donanması hala sağlam kalsın ki gün geldiği zaman onu doğru. Size karşı kullanmak isteyecek demektir. Hayır, biz krallığı... Sen vatan aynısın. Biz krallığın bütün ticari işlerini biz yaptığımız için o tüccarların hepsinin korunması gerekiyor. Donanma tüccar değil, donanmadan bahsediyoruz. Abi işte tüccarları donanma koruyor zaten beyefendi. Siz konvoylara... nereye gidiyorsunuz? Konvoylar kendi kendini mi koruyor? Konvoyların yanına her birinin escort gemisi koyuyoruz biz. Onlar ya. Şu an yarısı patlı suyun altında. Pekala. Kraken yem oldu hepsi. Ya o zaman parayı kullanmayı bilmeyen barbarlar. O zaman Sayın Oğuz Bey. Şeyin nerede ne arıyordu? Donanma niye limandaydı? Madem koruyordu gemileri. Tüccarlar limandaydı çünkü. Bakın kralım. Kralım görüyorsunuz. Ticaret yapmayarak ekonomimizi baltalıyorlar. Sahilde kraken geziyorken nasıl çıkabiliyorsunuz? Tüccarları limanda tutarak salmayarak ülkenin ekonomisini baltalıyorlar. Kendi itiraf etti. Kendi itiraf etti. Sen Abdülhamit'i savunuyorsun. Bir de Fener'e geldin ya bir sakin. O yüzden bu ülkenin ekonomisi iyi. Sorarım size barbar. Oğuz Bey tek bir sorum var. Buyurun efendim. Sahildeki Kraken'e donanma göndermeyerek tüccarları nasıl koruduğunuzu iddia ediyorsunuz? Utanmıyor musunuz bu söylerken? Sahili bırak efendim. Cevabını chat'e yazdım. Donanma indirmedi mi? Sen buz devleriyle yaptın ziyafetlerine indirdi. Tamam. Lütfen arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar. Tamam yeter ya. Aaa oğlum. Kapatacağım limanda olacak zaten. Ya. Donanma niye limanda duruyor? Ulan bir yayın açtık. Mecliste konuşanlar rahat halk diyorsun her şey şeffaf olsun diye. Herkes çok peşinde ya. Herkes çok peşinde abi. Oğlum görüyorsun. Biz sesimizi bile çıkarmıyoruz. Sessiz ya. Burada morlar var. Sessiz sessiz oturuyorlar şu köşede. Doğru. Hepsi doğru. Efendi. Hepsi efendi ya. Hepsi efendi. Morların babaları ölsün de göreyim bakın susuyorlar mı? Kralımız şimdi... ne uygun görürse onu yapıyoruz tabii ki efendim. Tabii. Bunlar, tehdit yani, var. Ortada karışıyor ya. Morları tehdit ediyorlar. Şimdi... Oğuz Albatros diyor ki sahilde buluşmuşlar bunlar yani bir şeyler çeviriyorlar. Bana sürprizim varmış diyor. Oğuz da diyor ki tabii ki diyor ve burada diyor sahil dikkat diyor. Hop hop aa Oğuzhan bir okuyor ben. Majesteleri diyor ne yapıyorsunuz burada diyor bu saatte diyor. Özgürüm sizi tanıyamadım duymadım falan filan. Ha ha diyor Oğuz. İnandın değil mi? Bu kral değildi. Bu bir köylü kralın kıyafetini giydirdim falan diyor böyle. Oğuzhan diyor ki aman aman dokuz adına gerçekten inanıp tam ajan bize Spymaster bize güvenirken gelecek aşamaya geçebiliriz. Kralı kaçırıp
Yerine bu aptalı koyacağız diyor az önceki eden o benim kılımdaki tipi. Nasıl yapacağız ya diyor. Krallığın kaoslu olmasına ihtiyacımız var. Böylece kralın kaçırılması dikkat çekmeyecektir. O yüzden gelecek aşama için stability'yi 4 veya daha aşağı tutmanız lazım 4 sezon boyunca. O 4 sezon. O. 4 sezon. Yani herkes şu an stability oynuyor. Bizim de 2 sezon tutmamız gerekiyor galiba. Şimdi bakacağız bakalım Artem öyle miymiş. 2 colt bir 41'i çiftliğin dışında geziniyormuş. Böyle tepelerinde falan. Günan diyor ki iyi haberleri iyi dostum Artem. Kötü niyet haberler fakat bizim için iyi. Ateşler demek ya ne oldu falan filan. Büyük örümcekler ne oldu? Hani büyük örümcekler mi falan filan. Günan da diyor ki bu ve daha fazlası. Efendim dünyalar arasındaki o ince sınır inceldi. Ve artık şeytana getirme zamanı geldi diyor. Artem de diyor ki fakat hangi onurlu misafiri davet edeceğiz diyor. Buna karar vereceksiniz. Hangi tanrıyı çağırıyorsunuz? Ankarazat, Lord of Dismay, Seventh Lord Smile mı? Yani kendi inancınızı düşünmeniz lazım. A seçeneği oylama açıldı. B seçeneği de Belfeminar, aç yokluk, Corruption of Queen of Corruption. Burada da kendi trade'inizi yükseltmeniz lazım. A seçeneği inancınızı düşünmek, B seçeneği ticareti yükseltmek. 8 taneniz var, oy verin. İkisi de aynı zaten. Hangisini seçeceğiz fark etmez. Ticaretiniz daha fazla yükselmez ki. Evet, oy vermediniz. Tamam. Ha geldi. Tam para şimdi geldi. Tamam. Ticareti yükseltmeye çalışıyorlarmış. Bakalım kaç istiyor ticaret için. Belfeminar diyor ki işte Pestilence ve Starvation hastalık ve açlık getirecek. Bizim planımız için mükemmel. Vardığı zaman taş bizim olacak diyor. Artem de onun Summon ritüeli yani ritüelleri falan önemli malzemeler istiyormuş. Salamander'ın gözü bilmem kimin bacağı falan. Evet evet diyor bunlardan biraz bulundurmamız lazım. O yüzden kaybedecek zamanımız yok diyorlar. Ticaretiniz en az 7 olacak. Ticaretiniz en az 7 olacak abi. Şu an 5. Yani 0'a düşmek muhtemelen 0 isteyecekti. Aynen. Ya da 2-3 falan şey için. Yani yakın olacaktı ya. Evet, maviler de morlar son aşamaya geldi. Yeşiller hala devam ediyor. Allah kahretsin. Yazıklar olsun. 4 sezon abi. Yani 4'te tutmanıza yardımcı olabiliriz ama 3'e düşmemesi gerekiyor. Aynen. Aa bir dakika varis. Varis. Kimden peydahladığından onu. Harbi ha. Aa piç var şu an bir tane. Abi. Nihayet rezalet. Varis görevim tamamlandı. Konsey karşısında elinde küçük bir çocukla geliyorum. Bastırtta bu çocuk nereden geldi? Bu benim çocuğum. Nereden buldun lan bu çocuğu? İşte sormayın. Kilise önünde bulmuş, almış, eve götürmüş. Çok ayıp. Efendim, Günan diyor ki, majesteleri sizin kutlayalım çocuğunuzun doğumunu. Adı ne diyor? İskender 2 yani. Evet. Teşekkür ederim, sağ ol falan. Artık varisim var ona göre. Hani. Evet, birazdan, yani şöyle, varis olunca kral şeye geçiyor abi. Amacını tamamlaması lazım, otoriteyi yükseltmesi lazım. Otorite 4 çok fazla hani şey değil. Korkmayın yani. Peki. Şansöre gelip diyor ki normalde Archbishop'un işlerine karışmam ama diyor biraz popularity konusunda hani şöhret konusunda limanda bir şeyler oluyor. Biraz telaşlıyım diyor. Neden acaba? Sanki ben de hani kiliseyi orada severler değil mi? Kiliseyi seviyorlar sizin patrişinden topraklarında falan diyorum. Otoriteniz biraz düşüyor. Üzgünüm ama diyor o yüzden insanlar başka illerlere dönmeye başladılar diyor. İşte Archbishop'a falan artık yöneliyorlar. Hani Diyanet gibi düşünürsek. Belki diğer soylular ikna edilebilir yardım etmesi için. O yüzden birkaç tanesini efendim bu işte kıskançlığını kullanaraktan efendime söyleyeyim. Archbishop'u işte Partition'ların üzerinde falan bir şeyler yapacağız diyor yani. Şöyle şimdi Archbishop'un popülaritesini düşünmemiz gerekiyormuş. Olay bu. A seçeneği propaganda açıyoruz Archbishop'a karşı. Stabilite düşüyor. Fate de düşüyor bu arada. B seçeneğinde Archbishop'u diyoruz ki diğer bölgeleri de ziyaret et. Sadece sahilde takılma. Partition'ların orada takılma diyoruz. Bu takdirde otorite yükseliyor, fate yükseliyor. C seçeneğinde büyük bir kilise büyük bir para bağışlıyoruz. 1500 kadar stability yükseliyor, defiance düşüyor. D seçeneğinde de Archbishop'u diyoruz ki istediği gibi devam etsin diyoruz. Otoritemiz düşüyor. Ben burada veto hakkımı kullanarak arkadaşlar
bu stability düşüren seçeneği patlatıyorum. Ve oylamayı açacağım, hazırsanız açıyorum. Sana yazıklar. Bu adam yazık despottur. Vassal ittifak olarak B diyoruz. Aynen öyle. Vassal ittifak olarak B. Vassal ittifak olarak B diyelim isterseniz o zaman şeydi. Tat varisinde. Oo. Aa, gönderemiyorum. 30 saniye içerisinde diyor yeni mesaj gönderemezsin diyor. Ben oy veremiyorum. Verdi oldu zaten oyunu. Verdi saydı mı? Saymış, iyi. Aha, verdi. O zaman aldı, aynı mesajı 30 saniye gönderemiyorsun ya. Aldı mesajı aldı. Mor ittifaka da şeye gidiyor. Sürekli. Maviler ortada yok. Maviler nerede? Son şimdi geldiler abi. Peki. Morlar niye C'ye gidiyorsunuz? Mor ittifakı. İttifak olarak yapmamız gerekeni yaptık efendim. Teşekkür ederiz. Bu da size kapak olsun. Ben onu düşürüyor zannettim, yükseltiyormuş. Yükseltiyor abi. Ha, öyle zannettin öyle ha? Yok lan. Biz Mor ittifak içerisindeki vatanperver taht varisi gibi insanları yücelteceğiz. Oh, otorite arttı, feyit yükseldi, stability de yükseldi. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Feyit yükselmiş, stabil yükselmemiş, özür dilerim. Feyit yükseldi. Herkesin feyiti yükseldi, mavi ve şeyin, morun. Bir de benim otoritem biraz yükseldi, o kadar. Bizim niye feyit yükselmedi? Çünkü yok, sizin bölgede olmadı olay galiba. Onların bölgede oldu, sahildeydi ya, şarkış yok. O yüzden. Aynen. Niye yükselmedi bizim? Abi sizin tahta takılıyor zaten, açtık oylamayı. Takılmasın orada diye. Aynen. O yüzden, okey. Yes. Abi konsey soyluları buluşma esnasında bir tane taht varisinin çığlığı oluyormuş. Zeyan'ın külleri ona demiş. Kan ve yıldızlar burada. Ne? Bir anda yere düşmüş taht varisi. Ulan bizim soylular sürekli çöküp duruyor. Bu ne ya? Oğlum sandım bu arada. Kondaktaki bebeği düşürdüler sandım. Dokuz tane buna ne oluyor ya? Yok, tam böyle şey olur mu? Bir tane hizmetkar gelmiş, diyor ki suyla beraber gelmiş ve taht varisinin ağzına suyu hani dökerekten. Efendime söyleyeyim. Güvenli olacağım sanırım ama galiba olamayacağım. Büyük pazarı kurduğumuzda bizim topraklarımızda, diyor taht varisi. Bir tane şey, hayalet rahatsız olmuş. Şimdi beni hedef belirledi bu hayalet, diyor. Evet, vatanperver diye. Yani bence de. Niye hayalet seni umursuyor diyorum. Yani Oğuz geri diyor ki ya gerçekten bu saçmalığı dinleyecek miyiz? Ben öyle bir şey demedim. Haklı şimdi. Saçma yani şimdi hani. Tat varisinin işte dedikleri. Tat varisi diyor ki sesler duyuyorum, majesteleri diyor. Böyle ufak beynimin arkasında bir şeyler kıpırdıyor falan gibi sanki. Böyle gri bir figür görüyorum üzerinde asılı gibi sanki. Böyle yüzü çürümüş bir maskesi var. Bu adama büyü yaptılar. Oğuz gelip yine şey diyor. Biz kamp İşte kamp ateşi etrafındaki korku hikayeleri için çok yaşlıyız, diyor taht varisi. Biz bunları çok duyduk kralım, çok duyduk. Bakın, bu adama sabun büyüsü yapıldı. Üstüne domuz yağı atıldı. Ya adamın delirdiğini biliyoruz. Bir önceki seçimde A'ya oy vermesinden belliydi. Aynen, bir şeyler yapıyorsunuz Beriz'e karşı. Taht varisi diyor ki Majester yalvarırım yani, toplayın nobulları, yardıma gelin. Benim bu hayatı kovmamız lazım, diyor. Şimdi ilk seçenekte A. Engüstör gönderip o siteyi, hani o pazarın kurulduğu yere bir exorcise ediyoruz, hani böyle bir şeytan çıkarma. %40 fate ile zarar atıyoruz. B seçeneğinde o toprakları araştırıp pazarın bulunduğu yeri, bakalım ne varmış diye araştırıyoruz. 3'te de ignoruyoruz abi. Her şey iyi olacak diyoruz. Defiance artıyor. Oynamayı... Herkes mi? Defiance kimlerin artıyor? İşte şey, morda oldu ya, morun artacak otomatikman. Ha. O halde oynama başlasın. Yardım edin bana. Hemen yardım ederim o zaman. Hemen. Yardım. Bot C diyoruz. Hemen C. Yok. A diyelim. C. Güzeldir. Oğlum ne oluyor ya? Niye görüyorsunuz abi? Ya bunlar hurafe kralım. Hurafe. İnanmayın böyle şeylere. Abi benim şey farkım oralara karşı. Gerçekten size beklerim. Ya bir şey olmaz. Sabun büyüsü çözülür. Ben çözeceğim senin işini. Takma kafana bunlar. Yok efendim, öyle oldum, böyle oldum. Ne oldu? Bunlar hep mavilerin planı, mavilerin. O yüzden oldu. Taht varisi diyor ki 7 bizi alsın. Bu konsey niye kontrolü ciddiye almıyor ya?
Defiant Salt oldu bu arada. Bunların. Ve şeyi terk etmiş koşarak Oğuz'u kahkaha patlamış. Ha 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 diye. E işte kimin şey yaptığı çıktı ortaya. Abi ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Gerçi Beto S'teydik ya. Komplocu belli etti kendini. Evet. Evet. Gene arkadaşlar bina inşa etmiyor. İçin kötüsü bizi de tuzağına düşürdü. Hepimizi kandırdı. Kandırıldık. Kandırılmışız. Bu adamı bir canavara siz dönüştürdünüz. Bunlar hep sizin suçunuz. Arkadaşlar burada binalar geldi. Yeni bina şey. Orada Ertan abinin parayı görüyor musunuz? Görüyor. Ertan abi biriktiriyor işte. Oynamadığı için. Ben hala 500'e anca çıkabilmişim. Bu arada baya güzel binalar geldi bakın. Stabilite düşüren var. Stabilite düşüren var. Trade arttıran var. Trade arttıran var. Grand Pazar. Grand Pazar. Evet evet. Şu an Mor Yeşil İttifak ne yapıyoruz? İyice baktınız mı? Ya şimdi Patrician F yapsak sanki en güzeli verelim. Gibi. Stabilitenin 4 olması lazımdı bizim kazanmamız için. Değil mi? Doğru. Şimdi. O zaman... Dur bir dur. İkimizden birinin stability'yi düşürmesi lazım. Diğerinde de Grand Bazar'ı inşasını engellemesi lazım. Tabii ki. Yapamayacağınızı inandınız mı bunu? Stability'yi düşürmek lazımsa ben hemen şöyle yapayım. Peki. Başar'ın ve taht varisinin parasıyla adamlar istediğini yapar. Bence de şu an yaparlar abi. Açıyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırsanız açacağım. Allah'ın biz hazırız direkt kıralım. Şey oynayalım. Başlayalım o zaman. Buyurun. Stability düşüren bina hangisiydi ya? Şey. Tamam. Herkes Stability'ye yüklensin o zaman. Abi direkt Başar 1450'yi gömdü. Temiz Başar gömdü 1450'yi. Gördüm orada adam. Sıfıra indi. Para 1450'ye çıktı. Mükemmel. Mükemmel. Aa, yine yazamadık. Dünyanın parası verildi abi. Ne kadar çok pazar meraklıymışsınız ya siz. Gerçekten. Çok iyi gidiyoruz. Çok ben iyi. Ben paramı saklıyorum. Şu an zaten kesin kurulu Grand Pazar. Haberin çok olsun. İyi. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Herkes sıfır oldu. Müthiş bir mutabakat içerisindeyiz. Nedir? Abi bu ne? Satrap tabi sıfır. Kardeşim bu vassal masası, vassal masası. Başka masası. Bu kadar çok yüklenmemize gerek yok ya. 3350 nedir arkadaşlar? Evet. Ben paramı koyuyorum. Bu anı bekliyorlarmış abi. Aha, Başar'ın oğlu geldi konuşuyor şu an. Avrupa'nın en büyük pazarını kurduk bu arada galiba. Biz büyücüyüz abi. Bizde sıkıntı yok. Yeni beden yarattık bana. Aa nekromansi var kralım ama bu olur mu böyle ya? Arkadaşlar bu arada yeni bir şey geldi gördüğünüz üzere. Otorite 5 ya ve kontların defiance 6 olduğu için rebellion açıldı ama sadece kontlar katılabiliyor. Eğer kontlar kazanamayacağınlarsa rebellion'a katılabilir, rebellion açıp hani şey yapabilirler. Rebellion devam ederse ve devam ederken rebellion biri görevini yaparsa o kazanıyor. Haberiniz olsun. Hani rebellion açmak istiyorsanız şey yapmanız lazım. Ne yapıyorduk? Voto yaparken herhalde chat'e bir şey yazıyoruz galiba. Neyse bakarız ona. Sevgili morlar. Bu milletten aldığınız oylarla barikatlar kurmayın. Kurmuyoruz zaten işte. Sokağa çıkmayız. Ticaretle herkese şey açıktır yani. Sokağa çıkmayın sağduyulu olun. Sokağa çıkmayın sağduyulu olun. Evet. Ambition zamanı geldi. Ben artık bir amacım belirlemem lazım. Sonuçta bir otorite yükseltecektim. Niyetim buydu. Evet. Başarılı olamadığım için çok fazla pek kimse ikna edemedim. O yüzden herkesin defansı bir arttı. Abi ülke gidiyor elden ya. Defiance sildi ne lan? Ambition şu an çok iyi değilmiş diyor. Mobullar beni indirebilirmiş. Bir an önce değiştirmem lazım imajımı. O yüzden her region'a bir loyal spy gönderip onların şimdilerini yenmeniz lazım. Fakat diğerlerin başka fikirleri bulabilir diğer advisor'ların. Efendim halkımız işte uyan bir devdir. Mobulların uyandırmaya korktuğu. O yüzden hani eğer halk sizi severse köylüler, soylular da sizi indirmeye korkarlar. Kredilerin korkusuyla güzel fikirler. Marshall de diyor ki başka bir fikir vardı efendim. Aşmadan İmparator'la savaş açalım. Oraya iki tane adam gönderip buraya iki tane şey attıralım. Mızrak attıralım. Böylece soylular efendim bu pilotları unutsunlar. Siz de kazanın falan diyor. Diğeri de gelip şey diyor işte. Skeptic of the... Ya şey yapmaya çalışıyor aslında. Ambition'u değiştir demeye çalışıyorlar da. Allah Allah. Bir yerden çok tanıdık. Yani ne yapacağız bilemiyorum ya. Bunlar... Stability farming düşük abi. Stability rate düşük. Farming military yüksek aslında. Farming military gidebilirim. Bence öyle gideyim. Aynen.
Stabiliteye vermeyeceğim mi? Yok, farming military'e dönüyoruz abi. Artık aşamadan imparatorla savaş açacağız. Evet efendim, hemen orduları hazırlayalım. Ama bu herif bizi savaşa sürüklüyor, bu herifi durdurun. İmdat! Bizim önümüzü kesmeyecektiniz. Ama, Ciyak! Ama öncelikle farming ve military yükseltin diyor tabii de. Hani yüksek satın abi, bayağı yüksek yani. Farming to war. Farmingleri düşürün. Evet abi, bir şeyler oluyor bu taraflarda. Protesto olarak herkes Ukrayna bayrağı atsın. Farming düşürün, farming! Geleceğiz, geleceğiz. Tatfires'i gene çıktı karşıma, diyor ki efendim Ghost hayalde, benim pazardaki hayalde ignorladınız diyor. Her şey daha kötü oldu diyor. Hayda. Gene mi hayalet? Evet efendim, ne yazık ki öyle. Abi eğer stabiliteyi düşürürse bu sıçtık, haberin düz olsun. Evet arkadaşlar, ona dikkat edin. Oğuz o kadar güçlü. Üçlümesini de sıçtık. Bu sefer de siz kazanıyorsunuz. Oğuz diyor ki. Bizim daha var. Onlar daha nasıl var? Daha ne var ya? Daha falan yok bu arada. Oyunun başından beri maviler oynanıyor. Bir şey falan kaldı. Abi stabilite düşerse, mavilerin, morunların trade artarsa bitiyor gibi bir şey. Kontların böyle şey olduğunu düşünmüyordum ya Oğuz diyor. Yani böyle kollu hayaletlerin varlıklarına karşı falan. Tatvars diyor ki, her zaman pazara gittiğimde, her pazara gittiğimde diyor. Soğuk bir rüzgar geliyor kolundan aşağıya. Sonra bir ses duyuyorum, benim adımı söylüyor. Tatvars, Tatvars diyor. Benim büyük büyük amcam bunu dikmiş adı. Geçen yüzyıl işte av kazasında ölmüş. Eğer dikkat etmezsem benim soyum kuruyacakmış ve adım onursuzlaştırılacakmış. Ne biliyorsun bu büyük büyük Uncle Vladik hakkında diyorum. Benim aile şeylerim onu işte şey öfkeli espri şey olmayan biri olarak görüyormuş. Oylama açacağız arkadaşlar. Şimdi bu hayalet Vladik, büyük büyük amcası Katat Faresi'nin maceracı gönderip yani halledelim mi dersek A seçeneği Treasury 1000 düşüyor, Defiance düşüyor morların. B seçeneği Kont Tat Faresi'ne diyoruz ki bazı önemli şeyler verelim bu hayalete ki ikna olsun. Wealth düşüyor, yani zenginliği düşüyor Kont Tat Faresi'ne, Defiance artıyor. Tat Faresi'ne diyoruz ki Ghost dinlemek istiyorsa ya dinlemeli, hani konuş bakalım. Fate düşüyor böyle yaparsak. D'de de pazar yok ediyoruz, trade düşüyor. Morların trade'i düşüyor, Defiance artıyor. Beyler, oylarını bekleyin. Bakın morların trade düşüyor, defense yükseliyor. Evet. Bittiyse açıyorum oylamayı. Anasını yapanlar gelecek. Buyurun. Oylamayı açtım. Sana söz yine bana. Abi stability artar. Eğer ki herkes D'ye oy verirse stability artacak. Aynen, stability artar. 5'e çıkar, haberiniz olsun. Evet. Evet. Yapmayın. O hatayı yapmayın abi. A diyelim, en azından bir şey olsun. Böyle kalsın bu an. Stability'ye dair bir olur. İşaret yok onda. Hemen A'ya başlıyor. Hayır ben şey açtım. Ben yasa getirdim abi. Ben mavili kardeşlerimle el olmaya karar verdim. Evet. Gelin. B kazansın ama %50'den az. Maviler haklıdır arkadaşlar. %50 galiba. Şu an %50 galiba. Bir kişi de B'ye versin. B'ye veya C'ye. Geçti o. Hadi ya. Acaba %50 oldu mu? Bir dakika. Oldu tabii. Bence oldu. Oldu. Olmadı galiba. Galiba olmadı. Bu göreceğiz. Evet, bir patlayıcı ekip göndermişiz, bomba himay ekibi. Tatvarsın topaklarını. O pazarı açtırmak için dünyanın parasını verdik ve yıktırdık. Pazarı yıkmışlar abi. Oğlum gerçekten. Defiance 8 olmuş. Abi ben ne diyorum. Yani pazar çok kötü bir fikirdi. Abi, yani, 3300 harcadınız. Tasarruf olmaz diye mahvettin bizi. 3300 harcadınız abi, yıktık pazarı ve Defiance şu an 8 abi. Bence artık Rebellion'a girin ya morlar. Olmayacağız biz onu, olmayacağız. Kışkırtıyor sizi, sokaklara inmeyin. Bence inebilirsiniz yani. %50'yi zorkutuyorum. Bu arada 150 saymadı, 150 geçmesi lazım galiba. Yani tam 150 de olmadı. Ya zaten iyi, o zaman iyi olmuş. Evet, invitation. Yani. Barış geldi diyor ki, Barış bir şey diyorsun gene sen bana. Eyvah, gene kafa sikecek. Efendim sahile gelmeniz lazım. Gelecek yılların işte yaz oyunlarına çağırıyorsun beni. Yaz oyunları var ya. Sizin. Evet. Yaz oyunları olacak. Herkes çıplak. Atletler olacak. Gelin izleyin. Ne yaz oyunları neymiş ya falan diyorum. Herkes sarhoş oluyor ve arada gladiatörleri izliyormuş. Nasıl hayır diyebilirim ya falan. Böyle kan nehir olup bakıyormuş falan. Nasıl hayır diyebilirim efendim. Tabii ki geleceğim.
Tabii ki de. Gelin, biz baş köşeye yerleştireceğiz kralım, baş köşeye. Şey diyor Barış, bayağıdır gelmiyordu kral diyor bizi, bizim oyunları izlemeye. En son geldiğinde assassinate olmuşlar, öldürmüşler. Ama merak etmeyin, bir daha olmaz eminim ki. Olmaz ya, olur mu öyle şey lütfen? Bunlar hurafe, bunlar düşmanlarımızın karalaması. Evet abi, şimdi kralım, sizin ne kadar sevdiği bilinir. Sizi bu sefer taş gibi kuzeyli koruyor, bir şey olmaz. Alayı gelsin. Gelin, alayınız gelin. Buz devleriymiş, efendim demonlarmış, alayınız gelsin. Bu arada şey açmamışsınız, rebellin açmamış mı oralar ama. Yani bilmiyorum arkadaşlar, şu an... Nasıl açıldığını da bilemedik ha, ki. Abi chatte... Ünlem rebel yazıyorsun abi. Ünlem rebel, evet. Yazın bir bakayım ne olacak. Bir bakayım, yazın bakayım ne olacak. Ünlem rebel mi yazıyoruz? Ünlem rebel chat'e, aynen. Bak geliyor oylar. Tamam. Yapmayın. Vatan adamlar kral pazarı yıktılar ya. Bunlar daha kazanamadı. Açmayın abi, adamların militeri çok yüksek. Kralım isminiz şan olsun diye kanalı İskender yaptık. Uzattık. Ve sonuç kral pazarımızı yıkmak mıydı? Bakın. İtibardan tasarruf ya, olmaz, o başka bir şey adamlar ama. Adamlar Grand Pazar'a Royal Treasure'dan daha fazla para yiyorlar. Abi karşımızda 14 militeri var, yeniliriz direkt. Abi şey var ama. Ama neyse geçti herhalde. Başar şey var ama. Başar şey durum var ama şimdi. Bunlar 3'e indirdiği gibi kazanıyorlar ya. Tamam da kazanmadılar daha hani. 3'e indirirlerse rebel yapılsa. Hayır, böyle bir şey var. Sadece o değil. Sanırım Oğuzların... Daha 2 sezon mu ne şeyi tutması tamam. Gerekiyor. Stabiliteyi 4 tutması gerekiyor. Evet. Şey, barbarlar yükseltmeyecekler. Biz şu anda o stabiliteyi kendi başımıza yükseltemeyiz. Evet. O da var. Gitti yani. Barbarlar düşürmeye çalışacak. Biz sabit tutmaya çalışacağız. Doğru. Hayır, biz yükseltmeye çalışıyoruz. Biz yükseltmeye çalışacağız. Oğuzlar şeyi sabit tutmaya çalışacaklar. Aynen. Ama Oğuz da kanası bak, konuşan da. Yani şunu demeyi istiyor. Aynı şekilde İskender'in kazanmaması için de militerinin düşmesi lazım. Bekleseydik birazcık. Ondan düşseydi adamlar. Biz ondan düşmeyiz. Ondan asla düşmeyiz. O zaman İskender'e verirsin direkt oyunu. Aa bir dakika durun lan. Bana gelene kadar sakın, çok güzel abi. Sakın rebel açmayın. Rebel açınca stability düşüyor. Bilmiyorum. Düşmüyor olabilir. Bakın evlerinize dönün. Abi evet, stability yükseltelim. Neyse dur şimdi bir dakika. Ambition'um geldi benim. Conquest Ambition. Savaş atacağız abi, biliyorsunuz biz arkadaşlar. Az az olarak. Evet. Hayır. No to war. Aşmeda'dan, İmparator'dan bir elçi gelmiş. Efendim hoş geldiniz. İşte savaşın şartlarını konuşmaya ne? Geldim. Ne? Savaş açtın. Savaşın şartlarını konuşmaya gelmiş abi elçi. Ne diyorum hani. Savaşın şartı mı olur lan? Savaştı. Şimdi siz barbarlara açıklayayım diyor. Aşmeda'dan İmparatorluğu çok büyük ve çok güçlü sizin krallığınızdan. Hiç düşündünüz mü sizi niye bir böcek gibi ezmediğinizi? Çünkü onlarca yıldır iç... düşmanlığı, iç ayrılıklarla uğraşıyoruz. O yüzden imparatorluk imparator tarafından yönetilir. Gerçekte aşmaya da generaller tarafından yönetilir. Ve bunlar başkenti kontrol etmek için sonsuzca savaşa girerler falan. Tamam söyle diyorum ne söyleyeceksen. Ben burada general Talekant'ı temsil etmek için geldim. Sizin topraklarınızdan uzak bir general bu. Eğer işgal ederseniz sadece sinyal göndermeniz yeterli. Slava Aşemeni diye. Böylece biz iç savaş başlatacağız ve bu kaosun avantajı alıp hemen düşmanlarımızı indireceğiz. Mükemmel bir plan diyorum ben de. Benim sözlerimi düşünün diyerek ayrılıyor. Sıralay Demeter öldürecek. Bence diyor Maraşer. Slava Aşemeni ya. Aşemeni'nin imparatorluğunun bu karışıklığını bahane ederek şans edinebiliriz. Bence hemen soyluların ağzını kapatıp kimsenin size karşı konuşmamasını engelleyebiliriz. En eski düşmanımızı yenerek diyor. Tabii ki Aşmedanlara güvenemeyiz hani bu işe yapmak için. Askeri ihtiyacımız var, çok askeri ihtiyacımız var. Çok fazla asker yemek ister, yemeğe ihtiyacımız var. O yüzden efendim çok ikisinden de çok bolca var. Bence hemen başlayalım diyor. Yani yükselt diyor bana. Oyun şu an şey diyor. Hani şuna çıkar demiyor bana. Yükselt diyor. Yükseltebilirler yükselt. Çünkü zar atılacak. İşte bir sabah uyandığımda. Ciao bella ciao eller.
Peki. Başladı derim şarkıda söylem. Yanlışıldı.